Araba lastiğinden paket lastiğine, silgilerden su geçirmez giysilere yüzlerce farklı alanda kullanılan mucizevi bir malzeme, kauçuk. Gerek esnek yapısı, gerekse yumuşatıcı dokusuyla hayatımızın pek çok yerine giren kauçuk ilk defa ne zaman kullanılmaya başlandı peki? Ya da nasıl üretiliyor bu kauçuk? Gelin kauçuğun serüvenine doğru bir yolculuğa çıkalım. Christoph Kolomb, Amerika ziyaretleri sırasında tuttuğu günlüklerinde ağaç öz suyundan yapılmış, yere vurunca zıplayan lastik bir topla oynayan Azteklerden bahseder. Bu, kadim dünyanın kauçukla ilk tanışmasıdır. Zaten kauçuğun üretimi için gereken kauçuk ağacı, Amerika'ya has tropikal bir bitkidir. Ardından Avrupalı kaşifler bu yeni ve esrarengiz kıtada dolaşmaya ve yeni bitkiler öğrenmeye başlamıştı. 16. yüzyılda Meksika'nın İspanyol egemenliği altında bulunduğu yıllarda, bazı İspanyol gezginleri yerlilerin elastik bir madde kullanmakta olduğunu görmüşlerdi. Avrupa'da da bunlarla ilgili çeşitli söylentiler çıkmaya başlamıştı. Yerlilerin renk renk tüyleri bir bitkiden çıkardıkları süte benzeyen beyazımsı maddeyle vücutlarına yapıştırdıkları, böylece büyücü kılığına büründükleri söyleniyordu. İçine ayaklarını batırıp çıkardıkları bu süt gibi maddenin kuruduktan sonra çarığa benzer bir çeşit ayakkabı biçimini aldığı da dolaşan söylentiler arasındaydı. 1735 yılında Charles de la Condamine adında bir Fransız, hiçbir Avrupalının karşılaşmadığı bu acayip bitkilerin esrarını çözmek üzere Amazon ormanlarına doğru yola çıktı. Keçuvalı yerliler ağaca gözyaşı anlamına gelen heve yahut kauoçu adını veriyorlardı. Serüvenle dolu bir yolculuktan sonra de la Condamine bu esrarengiz ağacı buldu. Kabuğunu keserek çıkardığı sütü kurutup bazı modeller yaptı ve Fransa'ya yolladı. Hevea brasiliensis adlı ağaçtan çıkarılan bu beyaz renkli öz suyun adı aslında lateksti. Öz suyu kurutuluyor ve bazı işlemlerden geçirilince kauçuk adını alıyordu. 1763 yılında birkaç Fransız kimyageri cevheri trebentin yağı ve etere batırıp eritmeyi başardı. Bu yıllarda lateksin lastik adı altında mürekkep lekelerini kağıt üzerinden çıkarmak için silgi olarak kullanılmaya başlandığı görülür. Ardından 1793 yılında Peale adındaki bir İngiliz kauçuğu trebentin içinde eriterek su geçirmez bir madde yapma patentini aldı. 1823 yılında Charles McIntosh adında İskoç bir kimyager bu metodu geliştirerek muşamba dediğimiz su geçirmez kumaşları ilk defa üretti. 1839 yılına gelindiğinde Charles Goodyear adındaki Amerikalı'nın bir rastlantı sonucu bulduğu sistem lastik sanayinde büyük bir devrime sebep oldu. Goodyear lateksi ısıtıp kükürtle işleyerek daha elastiki ve dayanıklı bir duruma getirdi. Böylece kauçuğa hava şartlarından etkilenmez bir nitelik kazandırdı. Bu işleme vulkanize etmek denir. Kükürtleme işlemi kauçuğun kullanılış amacını genişlettiği gibi fiyatlarını da arttırdı. Araba lastikleri satan Goodyear şirketinin ismi de şirketin kurucusu Frank Seiberling tarafından kauçuk sanayide devrim yaratan Goodyear'ın anısına bu şekilde verilmişti. İngiltere hükümeti bir dönem iklim yönünden Amazon ormanlarına benzerlik gösteren sömürgelerinde kauçuk ağaçları yetiştirmeyi düşündü. Bu yüzden 1873 yılında Farris adında biri bu ağaç tohumlarını Brezilya gümrüğünden sıyrılarak İngiltere'ye kaçırdı. Daha sonra Hindistan'da dikilen bu tohumlar tutmayınca Henry Wickham adında bir İngiliz Brezilya'dan 70 bin tohum daha kaçırdı. Sri Lanka'ya götürülen bu tohumlardan 2000 tanesi iklime alışarak gelişti. Bu sayede kauçuk üretimine İngiltere de dahil oldu. 1885 yılında Afrika'da yetişen Ficus elastica adlı bir ağaçtan da kauçuk elde edildi. Böylece yıllık üretim 4000 tona ulaşmış oldu. 1907 yılında hiç kimsenin haberi olmaksızın Sri Lanka'da gizli gizli yetiştirilen Brezilya kauçuk ağaçlarının tohumları Malezya'ya aktarıldı. H.N. Ridley adındaki İngiliz botanikçisinin çalışmalarıyla elde edilen başarı sonucu yılda 6000 tonluk kauçuk dünya pazarlarına sürüldü. Bu kolay ve çabuk kazançlar sağlayan Brezilya ve Afrika kauçuk tüccarlarının sonu oldu. Hollandalıların Endonezya, Amerikalıların Liberya ve Brezilya, Fransızların Çin-Hindu'da kurdukları kauçuk ağacı çiftlikleriyle dünya kauçuk üretiminde uluslararası bir yarış başladı. 20. yüzyıl boyunca kimyadaki ilerlemeler, yağdaki kauçuğun kullanılarak suni versiyonunun yapılmasına imkan tanıdı. Petrol ürünleri ve doğalgazla işlenen sentetik kauçuk, günümüzde artık dünya piyasasındaki kauçuk rezervinin 1/3'ünü oluşturmakta. İşte arabalardan silgilere, basketbol topundan muşambalara hayatımızın neredeyse her yerinde olan kauçuğun serüveni buydu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.